Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve süper bir Ford Cargo modu ve Dorse modumuz var. Tabi kar moduyla beraberiz. Ford Cargo ve Dorse ücretli arkadaşlar, paylaşımda değil. Digor'lu Umut'a ulaşabileceğiniz link video açıklamasında mevcut. Aracı ayrı, Dorse'yi ayrı satın alabilirsiniz, bilginiz olsun. Bir emeğe geçenlerden bahsedelim önce. Araçta emeği geçenler: Digorlu Umut, Muhammed Kaan Tuncer, Muhammed Pehlivan, Ümit Aslantaş. Dorse'de emeği geçenler: Digorlu Umut ve Ümit Aslantaş. Emeği geçen herkesin ellerine kollarına sağlık. Kar modumuza Yasin Çalım'a ait kar modu. Geçenlerde biliyorsunuz böyle yoğun kar yağışıyla bir video çekmiştik. Bugün de böyle açık havada yine kar moduyla oynayacağız, kullanacağız arkadaşlar. Şöyle Dorse modumuzu göstereyim. Dorse'yi takmadığınız zaman bu şekilde gözüküyor. Kendine ait yükleri var. Farklı farklı bayağı bir yük seçeneği var. Ben kömür mesela seçtim. Farklı sebze, meyve, hayvan falan da taşıyabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Ben şöyle kömür seçtim. Dorse'yi takmadığınız zaman bu şekilde kapakları falan açık gözüküyor. Dorse'yi taktığınız anda kapaklar kapanıyor. Hatta şöyle göstereyim. Mesela Dorse'yi takayım şuradan. Hop, bu şekilde kapakları kapanmış oluyor. Mesela Dorse'yi tekrardan bıraktığımız zaman bu şekilde kapaklar açılmış oluyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Takalım biz yine şöyle Dorse'mizi. Aracımız kargo. Yine zincirleri taktım ben. Kar moduyla beraber geliyor bu zincirler, bilginiz olsun. Kar modunda 2 tane link var arkadaşlar. İkisini de indirmeniz gerekiyor. İçerisinden 4 tane mod çıkıyor. O 4'ünü de aktif etmeniz gerekiyor. Bir de onun sıralaması var. O sıralamanın da bir fotoğrafı var. O fotoğrafı ben bırakacağım sizlere. O sıralama yanlış olduğu zaman hata verebiliyor çünkü. O sıralamaya göre yaparsanız hiçbir sıkıntı, problem yaşamazsanız. Evet, Ford Cargo modumuzda bayağıdır bir kargoyla oynamıyorduk. Şöyle bir Ford Cargo moduyla oynayalım aracımızın içi. Tiplere bak. Aracımızın içi de bu şekilde, güzel de bir sesi var. Bir çalıştıralım şöyle. Ses bayağı yüksek. Şöyle birazcık kısalım sesi. Dışarıdan baktım, normalde aracın içinde biraz daha yüksek geldi. Dur, oynanıştayız seste. Şurada sesi biraz daha kısalım. Bayağı bir kıstım. Hala yüksek geliyor ya. Hala yüksek geliyor. Dur biraz daha. Biraz daha indirelim. Şöyle ideal olacaktır artık diye düşünüyorum. Yani yine yüksek gibi ama artık daha da kısmayalım. Şöyle çıkalım yolumuza. Oyunu kendi haritasındayız. Şöyle göstereyim. Road to the Black Sea DLC'sinde. Şöyle Köstence tarafından yukarıya Lashi, Yaş tarafına doğru çıkacağız. Bilmiyorum gidebilir miyiz sonuna kadar ama gidebildiğimiz yere kadar gideriz en kötü ihtimalle. Hadi bakalım. Yükümüz 25 ton bu arada. Hafif bir yükümüz yok. Zaten hissettiriyor kendini yük. Biraz ağır. Hadi bakalım. Bu arada kar modu sonradan güncellendi. Ben toplulukta da duyurmuştum hem nasıl kurulacağına dair, hem de yeni güncel linkleri de eklemiştim zaten bir önceki videomuza. Kar, yani bu kar modunu çektiğimiz videomuza. Oğlum orada niye duruyorsun? Bak geçene kadar canımız çıktı.
linklerde sorun yaşayan arkadaşlar vardı. O sırada share modda, yani modun paylaşıldığı linkte bir problem vardı. Gittiğiniz zaman linke no file yazıyordu sürekli. Ben de çok zor indirdim. O gün share modla alakalı bir problem vardı. Başka modlar indirirken de ben yaşadım çünkü. Yani o ara bir problem vardı. Sonradan çözüldü. Bir de bazı hatalar varmış kar modunda. Yasin onları da güncelledi. Hataları da halletmiş. Şu anki sürüm linkler güncel linkler yani. Bilginiz olsun. Kornalarımız. Kornalar biraz az geliyor. Onlar yükseltilebilir. Motor freni. Beni dar yerden soktunuz. Dorset uzun. Bakalım nasıl döneceğiz. Bu arada bu üstteki navigasyon modu da video açıklamasına ben ekledim. Ekstradan şöyle mini ayna olarak da kendi içerisinde geliyor, bilginiz olsun. Yani sağa sola böyle gördüğünüz gibi küçük aynalar açabiliyorsunuz. Normalde oyunun aynaları çok büyük ve bayağı bir ekran kaplıyor, camı kaplıyor falan. Bunda öyle bir sıkıntı da olmuyor, böyle küçük ayna yapabiliyorsunuz. Steam Atölye modu olması güzel. Steam Atölye modları genelde versiyon güncellemelerinde hemen güncelleniyor. Steam Atölye modu olmadığı zaman bayağı bir araştırmaya giriyoruz. Güncellendi mi, güncellenmedi mi buluyoruz ya da bulamıyoruz. Çoğu şeyde bulamıyoruz zaten. Hazır kış gelmişken kar modlarıyla oynamak lazım. İki farklı kar modu var. İkisinin de videosunu çektik. Birisini 303 moduyla çektik. O Frost Winter, yabancıların yaptığı bir kar modu. Bu Yasin Çalım'ın yaptığı kar modu. Bunun görselleri daha güzel. Yasin bir de bunu güncelledikten sonra biraz daha böyle görseller değişmiş. Daha iyi olmuş. Ve bunun yağışı daha güzel. Ama Frost Winter'da da fizik olayı var. Fiziği aktif ederseniz bayağı bir araç kayıyor. Yasin aslında onun da seçeneğini getirse güzel olur. Bu kaymıyor çünkü. Bunda kayma hissiyatı yok.
üzgün suratlı köpekler tam iç parçalayıcı değil mi ya? Duruşa bak. Benim köpeğim de böyle bir halt yediği zaman, bir zarar verdiği zaman bir yerlere, o da böyle bakıyor bana. Zaten böyle baktığı zaman tamam diyorum, kesin bir şeyler yapmış, bir arayış içerisine giriyorum. Ya yapılmayacak bir yere tuvaletini yapmıştır. Ya da bir yerlere bir zarar vermiştir. O, öyle bir şey yaptığı zaman aha, bakışı bu, aynı. Hiçbir farkı yok yani. Bütün köpekler de aynı. Ben bir halt ettim bakışı yani bu. Burada liman var, dur limana gireceğiz buradan. Burada küçük bir liman var. Küçük bir gemiyle karşıya geçiyoruz. Evet. Anca böyle sığıyor. Dur bakayım. Sığabildik mi? Aynen, sığmışız. Çünkü dümdüz girersek muhtemelen sığmayacaktır. Gerçi sığar. Birazcık böyle ta uçta kalır ama sığar yani. Evet, hadi bakalım geçelim karşıya. Animasyon çok iyi ya. Da yanımızdaki tırın dorsesi ne oldu? Yanımızda farklı bir tır vardı, dorsesi vardı falan. Evet, bu buradan bizi karşıya geçiriyor. Ama çıkarken de gemiden çıkarsa güzel olacak. Gemiden çıkartmıyor işte. Yolun ta ortasına bırakıyor bizi. Çıkarken de bıraktığı gibi, böyle hani gemiye bindiğimiz gibi çıksak aslında güzel olur. Karşıya geçtik tabii. Şu an tekrar sıfır kamerasında olduğumuz yeri gösteriyor bize de. Yani o biraz sıkıntılı. Niye öyle bir şey yapıyor? Anlamadım. Yani onu da yapsalarmış iyiymiş. Nasıl parlıyor?
Yalan kurulda durup bize yol versin ya. Vallahi çıkartacağım burnumu yoksa bunlar bana yolu vermez. İnşallah tren gelmeden geçeriz yoksa açılmıyor kapı. Neyse geçtik. Durmadan geçebildik. Burada bir dönüş var. O dönüşten sonra bir de gece yapalım. Gece kullanalım. Bakalım gece görselleri nasıl aracın. Burası çok karışık bir yol ya. Bayağı karışık bir yol orası. Her yerden bir araç geçiyor. Şimdi gece yapalım. Nasıl yapacağız bilmiyorum da dur bakayım. Giderken. La. Heh, yapabildim. Tamam. Aracın düşük devir sesi çok güzel. Of.
Allah razı olsun. Şöyle yapayım. Ses çok daha güzel geliyor. Ama işte bu kadar da düşük devirde kullanılmaz yani. Orada gece görüntüsü de güzelmiş. Göstergeler falan. Aydınlatmaları bayağı güzel duruyor. Yine mesajlar yağıyor yine. Video öncesinde yine mesaj yok. Ama videoya girdik ya. Aa, Hilmi Şahin videoya girmiştir kesin. Bastırın mesajları. Daha arayan olmadı. Daha videoyu bitirmedik. Bakalım belki arayan da olur. Bilemeyiz. Kısmet artık. Gece görüntüsü de çok güzel ya. Yani aracın güzel kar moduyla beraber de çok güzel bir görsel oluşuyor. Burada benzinlik var. O benzinliğe girelim. Orada bitirelim yavaştan. Lan dönüş vardır inşallah. 12. vitesten direkt 8'e atıp yavaş yavaş ayağımı debriyajdan çekince araç bir kükredi.
Borsa çok uzun, kontrolü zor oldu. Dur. Yamuk gittik. Normal standart dorselerden uzun bu. O yüzden biraz kontrolü de zor oluyor. Yamuk girdik galiba ama artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? İdare edin. Kalalım böyle. Oh. Işıklara bak. Bunlar O tuşuyla bu kadar yoğunlaşıyor. O tuşuna basmadığım zaman bu şekilde gözüküyor. Ama FPS düşürebilir, bilginiz olsun. Mesela şu an bakın, şu anki görselde 103 FPS, sağ altta görüyorsunuzdur. 100 FPS, 101, 102, 103. O tuşuna bastığınız anda hop 88, 89 bayağı 12-13 FPS birden düşürebiliyor yani. Bilginiz olsun. Ya bir gündüz yapalım. Gündüz gözüyle bitirelim oyunumuzu. Of. Ne yansıdı be. Ne parladı. Evet arkadaşlar. Video açıklamasında aracı ve dorseyi ayrı ayrı satın almanız gerekiyor. Digorlu Umut'a ulaşabileceğiniz link mevcut. Bilginiz olsun. Bizden gidenlere sağ olsun indirim yapacağını da söyledi. Bilginiz olsun. Satın almak isteyen arkadaşlar varsa gittiği zaman Hilmi Şahin'in videosundan geliyorum, Hilmi Şahin'den geliyorum derlerse güzel bir indirimde alacaklardır. Bilginiz olsun. Kar modu da aynı şekilde video açıklamasında indirme linki mevcut. Direkt indirip kurabilirsiniz. Sıralaması var. 3 tane link yan yana olacak. Bakın. Tek link değil. 2 tane link kar modunun linki. 1 tane link de sıralama linki. 3 linki yan yana koyacağım. Bilginiz olsun. Ona göre eksik indirmemeye çalışın. Hata yapmayın yani. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.